Şimdi bültenimize sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz değerli izleyenler. Türkiye'den Suudi Arabistan'a, Mekke'ye hac görevini yerine getirmek için gitmek isteyen yüzlerce Türk turist orada Mekke'de mahsur kaldı. Hem de çok trajik bir şekilde mahsur kaldı. Hatta onların büyük bir kısmının Cide çöllerinde olduğu yönünde de iddialar var. Şimdi telefon bağlantımız olacak konuya dair. Oradaki mağdurlardan Mümin Gülay'ın oğlu Saffet Gülay telefon hattımızın diğer ucunda bize ayrıntıları aktaracak. Sayın Gülay, sesim geliyor mu? Tabii ki geliyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olay nasıl yaşandı? Bize başından itibaren şöyle bir toparlayarak anlatabilir misiniz? İzleyicilerimizin de bilgisi olması açısından. Biz babamızı bir hacı göndermek için Turizm şirketi seçtik. 10 bin yıllar para verdik. Bugüne kadar, yani birkaç gün önceye kadar hiç problemi yoktu. Ondan sonra otel baskınları, ondan sonra insanları otobüslere bindirip Mekke'den Cidde'ye çölün içine bırakma gibi bir şeyler yaşadık. Ve bunları ben orada takip de ettirdim. Yani becerebildiğim kadar. Ama insanlar şu an ulaşamıyoruz. Benim babam nerede bilmiyorum. Yani öldü mü, kaldı mı? En son telefon görüşmemizde benim babamın bana söyledi, oğlum kaç kişinin öldüğünü bilmiyorum. Allah bize yardımcı olsun dedi, daha ileride ulaşamadık. Peki konuya dair yetkililerle bir iletişiminiz oldu mu acaba? Tabii ediyoruz. Bunun yetkililer en azından bu Türk şirketinin bize söyledi. Abi işte biz yamuk yapmadık size, biz şunu yapmadık size, biz kötülük etmedik. Bundan önce bir şey yoktu ama bu sene Diyanet, yani Türk Cumhuriyeti'nin Diyaneti bize bizi şikayet ediyor. Yani Türk Diyaneti bizim hacılarımızı şikayet edip işte siz paranızı verip geldiniz deyip de onları oradan çalıp otelden kapılarını kırarak, tekmeyle kırarak, ben dedim baba kapını kilitle. Yapma, şey yapma, sen dedim orada rahat et. Oğlum dedi, kapıyı kırıyorlar. Dedim baba dur bakalım. Kapı tekmeyle kapıyı kırıp bunlar 4 otobüs bindirilip Cidde'nin ta dağın tepesine elektrik yok, su yok. Bu insanlar 80 yaşında, 70 yaşında. Oraya sokmuş insanlar. Sayın Gülay, bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Daha anlaşılır olabilmesi açısından. Az önce olayı aktarırken dediniz ki Diyanet şikayet etmiş. Diyanet neden şikayet ediyor? Efendim, geriye dönük sizden daha iyi bilirsiniz. Diyanet 6500 dolarla hacıya gönderiyorlarmış. Evet. 10 bin dolarla göndermek istiyormuş. Bu bizim turlarda 10 bin dolara gönderdiği için 3500 dolar zarar ediyormuş. Oradan dolayı şunu söylüyorum size. Para başka bir şey. Ama bu sahtekarlıktan başka hiçbir şey değil. Yazıklar olsun ki Türk şikayet ediyor. Ve 90 yaşında benim babam yok. Bulamıyorum. Peki ortalama ne kadar böyle insan bir, var? Böyle bir insanlık olamaz. Varsa bir derdiniz Turizm Bakanlığı'na söylüyorum. Kardeşim sen o zaman verdin mi belgeyi? Verdiysen de ki sen yamuk yapıyorsun, gel Bursa'ya, Türkiye'ye veya İstanbul'a, orada onun hesabını sor. Sen benim 90 yaşında babamı Türkiye Diyanet İşleri'nin hacı başkanı efendi kimse, ben size de attım, belki de bende de var. Nasıl sen bu yaşta bu insanları çöle atarsın ya? Sen Türksün, Türk. Araba mı satıyorsun bize? Arabın derdi mi? Arap vermiş bize bir senelik ticari bize. 90 yaşında insan ticaret yapabilir mi ya? Peki Sayın Gülay, ne kadar... Böyle bir şey var mı? Şu an orada ne kadar mağdur var? Onların da seslerini buradan duyurmuş olalım. Yani bu sorunu da kamuoyuna aktarmış olalım. Bak, yemin ederim, yemine inanın. Ben çok eski bir tüccarım Bursa'da.
size yemin ederim vallahi de billahi de şu an en azından 1000 kişi. 1000 kişi Cidde'de şu an çölde. Çölde yazık günah bu insanlara. Vallahi bak babam bir de şunu söylemek isterim. Bu Arap kartı alıyorlarmış bunları orada. Arap şey veriyorlarmış. Sim kartı. Kültür ve turizm. Otelden aldıkları zaman onları ben açtırdım, firma söylemiyorum giderken. Allah'tan açtırmışım. O açtırmasaydık ulaşamayacaktık. O Araplar çöle atarken onları o Arap karttan alıyor, ötürüyorlarmış. Ulaşım da sıfır. Allah'tan babama saldırmışlar, telefonu ver. Amca ver telefonu. Diye yani babama ayrı saldırmışlar yani. Şu an insanlar orada çölün ortasında mağdur. Yazık günah. Ve bunu yapan evet, bizim, oldukça önemli yani, bir gelişme bu. Ya ne demek önemli ya? Bu var ya, bu insan katliamı ya. Ya Türk'ü satar mı ya? Ya Diyanet. Sayın Güler. Sen 3500 lira para kazanamayacaksın diye 90 yaşındaki adama çöle atar mısın ya? Sayın Güler. Bu adilikten başka nedir ya? Sayın ben Güler. Ben babama ulaşamıyorum. Sayın Güler. Nerede benim babam? Bulsun getirse bana. Ya arkadaş sınır dışı. Sayın Güler. Sayın Güler. Ben ödeyeceğim. Sesim geliyor mu? Nerede? Sayın Güler, sesim geliyor mu acaba? Geliyor efendim. Evet. Bizim amacımız tabii ki buradan, televizyon ekranlarından sorunu gündeme getirmek ve yetkililere seslenmek. Bak herkes söylüyor. Bak lütfen rica ediyorum size. Bak bunu kesmeyin. 450 kişi şu an Cidde'de çölün ortasında ve kimsenin haberi yok. Ve bunun sebebi de Diyanet. Ben şikayet ettim diyor ya. Acın senenin. Ben şikayet ettim diyor ben. Evet. 3500 dolar zarar ediyorum diyor. Niye beni diyor bahane düşürüyorlar diyor. Tur şirketleri diyor. Ya bu kadar ayıp. Ya haç şeyle mi ya? Parayla mı? Evet Sayın Gülay. Son bir soru soracağım ve toparlayacağız. Biz de buradan yetkililere buyurun seslenmiş olalım son kez. Şu buyurun anda Türkiye'den giden çok ciddi bir turist kafilesi Sayın Gülay'ın da anlattığı gibi mağdur olmuş durumdalar. İddialara göre Mekke'de bulunan Mekke'ye haç görevini i̇ddia yerine yok, getirmek iddia için. Yok. Kesin somutlar var. İddia yok. İddia evet diye bir şey yok. Şu an insanlar... Ben size yemin ederim. Vallahi iddia yok. Evet Sayın Gülay. Rezilin dili bin para. Bu şeref. Sayın Gülay tamam lütfen biraz sakin olalım. Canlı yayındayız. Şimdi biraz daha. Onun için diyorum. Tövbe. Sesiniz. Ya bizim diyanetimizin haç başındaki sorumlu arkadaş diyor ki ben şikayet ettim diyor ya. Ben şikayet ettim diyor. Tamam. Sayın Gülay son kez son sözlerinizi alalım. Bülteninizin sonuna da doğru yaklaşıyoruz. Ben babamı istiyorum. Peki. Ben babamı istiyorum. Peki. Benim babam yok. Benim babam Cidde'nin dağın tepesinde nerede olur belli değil. Ben babamı istiyorum. Peki teşekkür Türkiye ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti benim babamı bana vermek zorunda. Peki çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Ya arkadaş işçilerin sesleniyorum. Herkes sesleniyor. Benim babam. Benim babamı bana verin. Evet Saffet Gülay mağdurlardan Mümin Gülay'ın oğlu az önce yaşadıkları bir mağduriyeti dile getirdiler. Oldukça da önemli bir mesele. Türkiye'den çok yoğun bir turist kafilesi Mekke'ye haç görevini yerine getirmek için gittiği sırada mağdur olmuş durumdalar. Ve bizler de buradan yetkililere seslerini bir kez daha duyurmuş olalım. En azından bu konuyu bu şekliyle televizyon ekranlarından gündeme getirmiş olalım sevgili izleyenler. Evet bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Fethi Yıldız, Sinan Ateş suikasti davası üzerinden MHP eleştiren gazetecileri açık açık hedef aldı. Buna ilişkin de Ayşe Ateş'in de elbette bir açıklaması oldu. Ayşe Ateş...